Herkese merhaba. Bu videoda Yahudi üstün cesaret madalyası iddiası hakkında konuşacağız. Bu fotoğraf ara ara gündeme gelir. Erdoğan'ın Yahudi cesaret ödülü aldığı söylenir. Hatta bu olay üstünden Erdoğan'ın İsrail'e çalıştığı sonucu çıkarılır. Fakat işin aslı pek de öyle değil. Bu video umarım bu yalanın daha fazla yayılmasını engeller. Gerçek ne isimli serimizde bazı yanlış bilinen iddialar hakkında konuşuyoruz. Bu serinin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz iddialar varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Gerçeği araştıracağız. Şimdi gelin Erdoğan'ın Yahudi Cesaret Ödülü olayına bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen ve kamuoyunda Yahudi Cesaret Ödülü olarak bilinen bir diğer ödül Anti-Defamation League yani ADL adlı kuruluş tarafından 10 Haziran 2005 tarihinde New York'taki merkezlerinde düzenlenen törenle sunulmuştu. Alman Nazi soykırımından yani Holocaust'tan kurtaran Türk diplomatların anısına atfen verilen bu ödülün takdimini Sayın Cumhurbaşkanımıza ADL direktörü Abraham H. Foxman yapmıştı. Ödül, Holokost döneminde kendi yaşamlarını tehlikeye atarak Yahudileri Nazi Almanya'sının elinden kurtaran kişilere. Türkçeye Cesaretin Takdiri olarak çevrilebilecek Courage to Care adıyla 1987 yılından itibaren sunulan bir ödüldür. Bahse konu ödül Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına değil 2. Dünya Savaşı esnasında Nazi Almanyası'nın soykırımından Yahudi kökenlilerin hayatlarının kurtarılmasına katkı sunan Türk diplomatları adına verilmiştir. Plaketin üstündeki metinde de bu gerçek açıkça görülmektedir. Ödülü veren A.D. Allen direktörü Abraham H. Foxman da ödül takdiminin adına yapıldığı Türk diplomatların isimlerini ekrandaki gibi sıralamış ve artık hayatta olmadıkları için ödülün Türkiye adına Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulduğunu açıklamıştı. Yani kısacası ödül Erdoğan'a değil, Türkiye'deki ölmüş diğer diplomatlar adına o gün Erdoğan'a verilmiştir. Ödül Erdoğan'ın değil, ölmüş olan Türk diplomatlarınındır. Bir diğer olay da şu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 2004 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği Amerika ziyareti esnasında New York'taki Amerikan Yahudi Komitesi tarafından HSBC binasında cesaret ödülü takdim edilmişti. 15 Kasım 2003 günü İstanbul Şişli Bet İsrail Sinagogu ve Beyoğlu Neve Şalom Sinagogu'na 20 Kasım 2003 günü Birleşik Krallığın İstanbul Başkonsolosluğu'na ve Beşiktaş'taki HSBC Genel Merkezi binasına bomba yüklü kamyonetlerle terör saldırıları düzenlenmişti. Bahse konu ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız bu saldırılardan sonra Türkiye'nin Musevi yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı terörden koruma konusunda gösterdiği kararlılık vurgusunu öne çıkarmış ve şunları söylemişti. Musevi Komitesi'nce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bugün tevdi edilen bu cesaret ödülüyle sadece terörist zihniyete şu güçlü mesaj da iletilmelidir. Terörizme boyun eğmeyeceğiz ve terörizmi yeryüzünden silmek için sürekli dayanışma içinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ocak 2004 tarihinde düzenlenen törende Amerikan Musevi Komitesi Başkanı Jack Rosen'ın elinden bahse konu ödülü alırken çekilen fotoğrafı ise ekranda gördüğünüz fotoğraf. İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın Tel Aviv'in Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediğini dünyaya haykırmasının ardından Amerikan Yahudi Kongresi ACJ Başkanı Jake Rosen, 2014'te ödülün iade edilmesini talep etmişti. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da Erdoğan adına yazdığı mektupta ödülü vermekten memnuniyet duyacaktır ifadesini kullanmıştı.